Merhaba. Şubat ayının son günündeyiz. Karavanımızdayız. Hafta sonu kısıtlamaları var. Ben de zamanı değerlendirmek için glutensiz karabuğdaylı tava ekmeği yapmak istedim. Hep beraber yapalım. Buyurun. Tarife geçiyorum. Evet, o arada siz Yalıkavak sahildeyiz bu arada. İki tane daha karavan komşumuz var. Onlarla az önce sosyal mesafeyi koruyarak kahve içtik. Şu an iki yumurtamı hemen şöylece bir karıştırdım. Yoğurt konabilir ama ben yoğurt tercih etmiyorum. Bir buçuk bardak maden sodası, içme sodası koyuyorum. Evet, onu da bir karıştırdım. Bir bardak kara buğday unu koydum. Tuzumuz, şöyle ben çok tuzu koymuyorum, bir çay kaşığı tuz koydum, hatta azıcık daha koyayım, çok az lezzet versin diye pul biber, birazcık zerdeçal, evet, bir kaşık keten, öğütülmüş keten tohumu koyuyorum, bir kaşık, hatta 2 kaşık mısır unu koydum. Neyim eksik? Zeytinyağı koyacağım. Ne kadar koyacağım? 2 yemek kaşığı, 1 2 yemek kaşığı. Bu arada tavamı yağladım ve susamla kapladım. Ne koydum? Kabartma tozumu, 1 çay kaşığı kabartma tozunu, ev yapımı kendi yaptığım sirkeyle köpürteceğim. Şöylece, şöyle kalanı da 1,5 kaşık kadar kabartma tozu ve sirke koydum. Evet, tamamen doğaçlama gelişiyor. Bunu bir karıştırayım. Bu karışımın akıcı bir kıvamda olacak. Biraz içine ben lezzet versin diye ay çekirdeği için var. Onu da koyacağım şöylece diye. Ölçü gerek yok. Bunda göz kararı koydum. Şimdi bunları karıştıracağım. Biraz sonra kıvamını size son karışmış halini de göstereyim. Kara buğday unu eklenebilir birazcık. Öyle gözüküyor. Tavaya koyarken tekrar size çekip paylaşayım. Hamurumun son halini gördünüz. El değdirmeden. Koyu kek hamuru kıvamında. Bir bardak daha kara buğday unu koydum. Bu arada bardağım küçük boy tiryaki bardağı. Ayda bardak değil. Küçük boy tiryaki bardağı, çay bardağı. Bunu gördüğünüz gibi yağlayıp susam serpiştirdiğim tavanın üzerine, sanırım 26 santimetre civarında tavam. Bunun üzerine iyice yayacağım. Üzerine de elimle düzeltip azıcık belki zeytinyağı, bir kaşık zeytinyağı ile düzeltip susam serpeceğim. Kapağını kapatıp ocakta pişireceğim. Çevirerek pişireceğim. Yani altı piştikten sonra kapakla çevirip tekrar diğer tarafı da pişireceğim. İnşallah güzel olur. Son halini sizinle paylaşacağım. Çevirelim. Kapakla da çevrilebilir ama öyle de sorunsuz. Bu tarafı da birkaç dakika daha pişirmiş olacağım. Karabağında glutensiz, karabuğdaylı, mısır unlu ekmeğim tavada pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Nasıl yapılabilir? Hamurun bir kısmını döküp arasına kaşar ya da hazırladığımız otlu bir karışım konup diğer kalan kısmı üzerine konabilir. Çeşitli seçenekler yapılabilir. Gayet güzel görünüyor. İnşallah
Beğenirsiniz. Teşekkürler. Bu arada Yalıkavak manzarasıyla size veda edelim. Afiyet olsun.